Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. İşte bir sosyal medya yayınıyla karşınızdayız. Şu anda Sivas Belediyesi Başkanlık Hizmet Binası'ndayız ve konuğumuz Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin. Efendim, bizi hizmet binanızda ağırladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz yorgun gördüm sizi. Yok, bugün galiba biraz programların hareketliliği vardı. Cumhuriyetimizin ilan edildiği bir günü yaşadık. Coşkuyu. Evet, önemli bir gündeyiz. Evet. Bundan 97 yıl önce, aslında 100 yıl önce Sivas'ta başlayan bağımsızlık meşalesi bugün, 97 yıl önce bugün Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte taşlanmıştır. Evet. Ben bu vesileyle aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah daha nice yıllar bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı coşku içerisinde kutlayacağız. Tabii bu senenin farklı bir süreç yaşıyoruz. Hiç kimsenin tahmin etmediği, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alınan pandemi süreci nedeniyle bu sene kutlamaları biraz buruk geçiriyoruz ama evet. O ruhu bugüne yansıtmak adına gerekli çalışmalar, gerekli kutlamalar, mesafe kurallarına da bilim kurulu önerisi doğrultusunda yapıyoruz. Ben bu vesileyle bir kez daha aziz hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkenin, bu devletin kuruluşunda canlarını ortaya koyan, emek veren, katkı sağlayan tüm kahramanlarımızdan minnetle, şükranla yad ediyorum. Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı dileklerle Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü ve 2023 hedeflerine doğru ülke olarak da çok istikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdürmekteyiz. Efendim, tabii ülke gündeminden ziyade biz Sivas'ın gündemini konuşacağız. Tabii olması gerekiyor. Evet. Çünkü sizler de çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz ve belki de hani geçmiş dönemlerdeki Sivas'ta yapılması gereken birçok konuya da dokunmaya başladınız. Ve hemen hemen her yerde de belediyenin artık hizmetlerini vatandaşlar görüyor. Öncelikle pandemi konusunu aslında soracaktım ama siz içerisinde değindiniz. Kısa olarak şöyle belediye olarak pandemiyle ilgili yaptığınız yardımlar ve bu aralar herhangi bir düşünceniz var mı? Onunla ilgili kısa kısa böyle sorulara geçeceğiz. Tabii efendim. Zor bir süreçten geçiyor evet. Dünya. İnsanlık aslında bir imtihandan geçiyor. Hiç kimsenin tahmin etmediği, tüm hayatın her alanını, her yönünü etkisi altına alan bir salgınla karşı karşıyayız. Ama biz Türk milleti olarak şanslıyız. Allah'a şükürler olsun, devletimizin ve hükümetimizin gücü sayesinde bu süreci en az hasarla atlatan ülke, millet ve devletiz. Evet. Malumunuz Çin'de ortaya çıkan ve Mart ayında 11 Mart gibiydi ülkemizde görülmeye başlayan vakalar sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı, etkili ve yerinde kararlarla bu süreci en az hasarla atmayı başardık. İnşallah sürecin sonuna doğru da geldiğimize inanıyorum. Tabii süreç ilk başladığında aslında bizler de daha önce tecrübe etmemiştik bu konularda. Nasıl davranılacağımızı çok kestiremedik ama bu konuda İçişleri Bakanlığımız, gerek Sağlık Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız koordinasyon şeklinde sahayı çok iyi koordine ettiler. Şunu çok net olarak söyleyebilirim ki biz Sivas'ta gerek saha kontrolünde, gerek pandemiyle mücadele noktasında milletimizle, hemşerilerimizle kurmuş olduğumuz o bağ, o iletişimin açık olması, hemşerilerimizin devletine, milletine, valiliğine, belediyesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına güvenmesi ve inanması nedeniyle çok sorunsuz atlattık. Sürecin ilk başladığı andan itibaren, aslında süreç dediğimiz an 6 ay geriye gidiyoruz. Aslında evet, çok hızlı bir yıl geçirdik. Çünkü Mart ayında başladık. 11 Mart'ta. Evet. Sürecin ilk ortaya çıkmasıyla birlikte öncelikle dezenfekte olayına başladık. Çünkü mikrobik bir olay, virüsün yayılmasını engellemek adına tüm şehri, farklı bölgelerde, toplumsal yoğunluğun olduğu bölgeler, toplu taşıma alanları, terminaller, havaalanları, camiler, okullar, bankalar, sivil toplum örgütleri, her alanı dezenfekte ettik. Çünkü süreç bilim kurulu doğrultusunda böyle gelişiyordu. Daha sonra hükümetimizin bize yüklediği görevleri layıkıyla yerine getirdik. İllerde il pandemi kurulları içerisinde hem esnafımızın hem öncelikle toplum sağlığı, ortak paydamız toplum sağlığını tehlikeye atacak sıkıntılar ortadan kaldırmak. Bunu yaparken de toplumu rahatsız etmeden, esnafımızı rahatsız etmeden, şehirde yaşayan kimseyi rahatsız etmeden iki dengeyi bir arada, hassas bir dengede tutarak götürmeye çalıştık. Ve bu noktada da başarılı olduğumuza inanıyorum. Şu anda maske takma zorunluluğu var. Bunu evet. ilk uygulayan illerden biriyiz biz. Ve maskenin de ilk anda
satılmasının yasak olduğu dönemde biz Sivas Belediyesi olarak hemşerimizin bu alanda mağdur olmaması için 1 milyondan fazla maske dağıttık. Evet. Muhtarlıklar aracılığımızla, sivil toplum kuruluşları aracılığımızla, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özellikle bizim Sivas'ta çarşı dediğimiz bu meydan ve çevresindeki esnaflarımıza üçer günlük, dörder günlük arayla beşerli, üçerli paketler halinde maske dağıtımını yaptık. Burada amacımız şuydu, hem farkındalık oluşturmak hem de o konuda toplumumuzu bilinçlendirmek ve mağduriyetini engellemek. Daha sonra biliyorsunuz bizim en önemli hizmetlerimizden birisi bu Ramazan'a da denk geldi bu pandemi süreci. Her yıl biz Ramazan'da Ramazan çadırı meydanda çadır yapıyorduk. Bu sene pandemiden dolayı kuramadık. Ama biz her ev bir iftar sofrası anlayışıyla birlikte mahalle muhtarlarımızdan temin ettiğimiz isimlerle birlikte 65 mahallemize de 30 gün boyunca iftar yaptık. İftarları yine iftar sofrasının bereketini, kaynaşmasını, coşkusunu, sevincini hemşerilerimizle birlikte kendi evlerinde o iftar coşkusunu yaşadık. Ramazan'da biliyorsunuz teravih kılamadık. İşte cuma namazı, vakit namazları, camiler kapalıydı ama hayat devam ediyordu. Yine bu noktada esnafımız biliyorsunuz genelge kapsamında iş yeri kapatılan esnafımız oldu. Sivas il merkezinde de yaklaşık 2000'e yakın esnafımız kapatıldı. Biz bu noktada Sivas Belediyesi olarak ne yapabiliriz diye oturduk. Ekibimizle bir fikir teatisi, fikir jimnastiği yaptık ve şu karara vardık. Biz devletin, milletin yanında olduğunu göstermek adına, belediyesinin milletinin yanında olduğunu, hemşehrilerinin yanında olduğunu göstermek adına iş yeri genelge kapsamında kapatılan esnafımıza başka hiçbir kriter aramadan sadece genelge kapsamına giren iş yerlerinin hepsine biner TL yardımda bulunduk. Belediyenin bütçesinden verildi değil mi? Belediye bütçesinden verildi. Yani, evet. Tabii biz belediye bütçesinden verdik ve bunu Türkiye'de uygulayan tek illerden birisi. Yani Türkiye'de uygulayan nadir, hatta tek il diyebiliriz esnafımıza direkt nakit yardım noktasında. Bu çok çok önemliydi. Bunu daha sonraki süreçte çarşı içerisinde farklı kesimlerde esnafımıza, berberimize, kahvehaneye, çay ocağına, kıraathaneye girdiğimizde şunu gördük. Ya başkanım teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin o 1.000 liranız belki bizim çok büyük derdimize derman olmadı ama belediyemin bu zor gününde benim yanında olduğumu göstermesi adına çok çok önemliydi dedi. Bu da bizi cidden mutlu etti. Çünkü hayır dua almak çok çok önemli. Bu makamlardaki belki de bizim sigortamız kimsesizlerin kimi olmak ve onların gönlüne girerek hayır duasını almaktı. Yine Hayat Ağacı Derneğimiz aracılığıyla, Gıda Bankası aracılığıyla bu süreçte yine yardım kriterlerimizi genişleterek ya benim bir gıda noktasında ihtiyacım var diyen her hemşerimizin evine ulaştık. Evet. Yani bu süreçte ve kırtasiye de verdiniz son dönemlerde. Oraya geleceğim. Ben bu süreçte hemşerilerimize, hayırseverlerimize, tüm sivil toplum örgütlerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Artık Ramazan'ın son gününde yani şehirde bu noktada bir ihtiyaç olmadığını gördük. Yine vefa gruplar içerisinde maaşını çekemeyen, evinde su kartını dolduramayan, evimde gıda ihtiyacım var diyen parası olup da 65 yaş üstü biliyorsunuz sokağa çıkma yasağıydı. Evet. Bu tip devlet millet kaynaşmasını pekiştirecek çalışmalarda gerek vefa gruplar içerisinde gerek bizim zabıta müdürlüğümüz zabıtamız aracılığıyla da bu tip çalışmaları yaptık. Ama Haziran ayından itibaren farklı bir normale geçtik. Bazı çalışmalar normalleşti ama biz yine bu süreçte hemşerilerimizin, esnafımızın mağdur olmaması ve hemşerilerimizin toplum sağlığını korumak adına götürdük. Ve okulların açılmasına karar verildiğinde biz Sivas Belediyesi olarak maddi durumu iyi olmayan hemşerilerimize nakit kırtasiye yardım adı altında nakit yardımda bulunduk. Evet. Yaklaşık 3000 küsur ailemize birinci sınıf anaokulundan başlamak üzere anaokulu ve lise sona kadar tüm öğrencilerimize birinci sınıflar yani ilkokul 1, ortaokul 1 dediğimiz 5. sınıf ve lise 1 dediğimiz 9. sınıflardaki meblağlar farklı olmak üzere tüm öğrencilerimize aile bazı da değil öğrenci bazı olarak yardımlarımızda bulunduk. Burada asıl olan şuydu. Hem bir yaralarına merhem olmak hem de bir devletinin, belediyesinin hemşehrilerimizin yanında olduğunu göstermek adına çok çok önemliydi. Bunu da özellikle nakit yardım olarak bulunduk. Çünkü ya biz belki kırtasiye ihtiyacı yok, kırtasiye yardıma adı altında yardım yapıyoruz. Belki daha acil ihtiyacı var. Evet. O noktada kullansın diye. Ve son olarak da Türkiye'de de ses getiren, Türkiye'de de örnek gösterilen uzaktan eğitim karar alınmasıyla birlikte internet erişimi ve evinde bilgisayar imkanı olmayan hemşehrilerimize tablet yardımında bulunacağımızı söyledik. Bunu da ilk biz başlattık bu yardımı da bu kampanyayla. Daha sonra dalga dalga Türkiye'ye gitti. Dediğim gibi o noktada da
Yaklaşık biz şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığımızla ve muhtarlıklar, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve muhtarlıklarımızla yaptık bu çalışmayı. Biz şunu önemsiyoruz, yapmış olduğumuz çalışmada tabana yaymayı önemsiyoruz. Yani sadece belediyedeki verilerle bizim gözümüzde değil, sahaya ilgilenen muhtarlarımız, bu Milli Eğitim için söylüyorum, bu noktadaki okul müdürlerimizi, öğretmenlerimiz de sürece dahil ederek, çünkü en iyi onlar biliyor bu noktada ihtiyaç olanları. Onlarla birlikte yapmış olduğumuz tespitler neticesinde yaklaşık ilk etapta 3650 ailemize 1 yıllık, 12 aylık İnternet 30 GB'lık interneti yüklenmiş, evet. Tabletlerimizin dağıtına başlattık. Şu anda tabletlerimizin %50'si dağıtıldı. Kalanları da işte Ekim ayını planlıyorduk ama tablet bulamıyoruz. Yurt dışından tablet geliyor biliyorsunuz. Onları bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz. İnşallah Kasım ayının 15'i 20'si gibi de Sivas merkezde ya internetim tabletim yok da ben eğitime ulaşamıyorum sözünü ortadan kaldıracak şekilde ilk etapta 3600 ama sayısal olarak daha da ihtiyaç olursa onlara da ulaşacak şekilde bu şekilde de bu çalışmayı yapmış oluyoruz. Bu çok çok önemli. Çünkü gençlere gittiğimizde şunu görüyoruz. Yani gözleri pırıl pırıl. Türk gençliği cidden bu noktada girişimci, özgür, devletine, milletine sadık bir gençlik. Bize düşen de bunların önünde mazeretleri ortadan kaldırmak, engelleri ortadan kaldırmak ve bunların bilgiye, eğitime ulaşmaları noktasında doğru bir adım atmak. Bu cidden bizi manevi olarak mutlu etti. Manevi olarak güç verdi. Onların gönüllerine girerek, onların tableti götürdüğümüzdeki sevinçleri, onların eğitim aşkı bize cidden etti. İnşallah bu süreç bir an önce biter ama dediğim gibi bizim bu noktadaki yine yardımlarımız bir şekilde devam edecek. İnşallah efendim daha da tabii olsun diye temenni ediyoruz. Tablet konusunda zaten açmış olduğunuz söylediğiniz konular içerisinde. Şimdi Esentepe kentsel dönüşüme geçelim efendim. Özellikle sizin de yayına çıkacağımızı paylaşınca vatandaşlarımızdan da soru istemiştik. Sivas'ta hangi konular daha çok merak ediliyor diye biz de bunu paylaştık. Esentepe TOKİ. Ne olacak efendim burada? Vatandaşlar merak ediyor. Esentepe ve Yunus Emre Mahallesi kentsel dönüşüm kararı alınmış. Birçok çalışmalar yapılmış. Biz geldiğimizde biz öncelikle ne durumdayız? Sağda ne noktadayız? Ne çalışmalar yapılmış? Bunu bir analiz ederek çalışmaları başlattık ve bu süreçte hiçbir şey konuşmadık. Evet. Öncelikle bu süreci bakanlıkla yürütüyoruz. Nihai karar merci bakanlık. Biz çalışmaları yapıyoruz, bakanlığa sunuyoruz ve bakanlığın verdiği karar doğrultusunda bu çalışmalar devam edecekti. 21 parsel var yaklaşık orada. Parsellerin tamamında pay hatası dediğimiz hususlar vardı. Pay hatasıyla neyi kastediyoruz? Zamanında siz 300 pay almışsınız orada. Yani 300 metre diyelim. 300 metreyi çevirmişsiniz metrekare alanı. Evinizi yapmışsınız, oturuyorsunuz. Ama daha sonra kadrosal çalışmalarında tapulama çalışmaları yaparken çeşitli nedenlerden dolayı sizin 300 payınız 30 metre gibi bir birim olarak yazılmış. Bunların bir parseli hariç hepsini düzelttirdik. Bundan vatandaşın haberi dahi yok. Eğer biz mevcut haliyle işlem yapacak olsak vatandaşların ciddi bir mağduriyeti vardı. Çünkü 300 metrekarelik arsası 30 metrekare olarak görülür hukuken. Gayrimenkul hukukunda esas olan nedir? Tapu kayıtlarıdır. Evet. Siz 300 metrekare almışsınız, eviniz 300 metrekare, o noktada buna kimsenin itirazı yok ama sonuçta elinizdeki tapu senedinde 30 metrekare gözüküyorsa sizin 30 metrekare yeriniz var demektir. Ve bunları çözdük. Daha sonra imar planını yaptık. İmar planı da şükürler olsun bizim için yokuşu aşmaktı. Evet. Bu noktada bakanlık onayladı. Şu anda sorunun %51'ini çözdük. Bununla eş zamanlı olarak da Esentepe TOKİ'ye 475 konutluk rezerv alanın ihalesi yapıldı. Ben Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum cidden. Bu manadaki bu 475 konutun ihale edilmesi bize ciddi manada güç verdi. Evet. Şu anda imar planları da onaylanmış. Askı da onaylanmış vaziyette. Askıya çıkarttık. Bir aylık askı sürecinden sonra hızlı bir şekilde 18 uygulamasını yapıp kentsel dönüşmeye başlayacağız. Ve kentsel dönüşümü yaparken de biz bu bir yıllık süreçte hemşehrilerimizin birçoğunun görüşünü aldık. Ne talebiniz var? Ve bu noktada şöyle bir görüş çıktı. Bir, 475 tane konut yapıyoruz. Rezerv alanının yanına bir 475-500'e yakın konut. O konutu 1000 konuta tamamlayacağız. Evet. TOKİ aracılığıyla. Burada bir belediyeden bir bütçe çıkmıyor. TOKİ'nin bize yapıp Sivaslara hediyesi olarak görmek lazım bunu. Hemşehrilerimize birinci alternatif olarak sunacağız. Kentsel dönüşüm yapılacak alandaki evinizi verin.
Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu şu anda ihalesi yapılan konuttan konut alabilirsiniz. Bu birinci tercih. Evet. İkinci tercih, kendi arsasına, kendi anlaştığı, kendi görüştüğü müteahhitinin bir projesi varsa, hı hı, o projeyi bize getirecek. Biz projeyi uygun gördüğümüz takdirde kendi dönüşümü kendisi yapabilecek. Evet. Üçüncü olarak da deprem yönetmenliği yayınlandıktan, yürürlüğe girdikten sonraki yapılan yapıları da koruduk. Hı hı. Bunlar süreç içerisinde ilk etapta yıkılmayacak. Daha sonra yıkım aşamasına geldiği zaman, yıkılmasına karar verildiği zaman veya oradaki mülk sahibi ben burayı artık değiştireceğim dediği zaman yeminli imar planına uygun hale getirilecek. Evet. Buradaki temel mantığı bir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürüttük. Mevcut onayladığımız imar planı, bizim önerdiğimiz imar planını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız onayladı. Hı hı. Askı sürecinden sonra kesinleşecek. 18'ini yapacağız ve eş zamanlı olarak da 475 konutun ihalesi yapıldı. Süreç bir noktada araç yola çıktı. Teker dönmeye başladı. Bundan sonra artık hızlanacak. İnşallah. Önemli olan marşa basmak, evet, motoru çalıştırmak, tekeri döndürmekti. Çünkü bunu yaptık. O bölgeden bir hayli mesaj gelmiş. Cidden bir haklı yani. Olarak haklılar, hemşerilerimiz yıllardır sonuna bekliyorlar. Kadar haklılar. Uzun zamandır şu sebeple bu sebeple, hı hı, çok detaya girmeye gerek yok ama farklı sorunlar yaşanmış ve inşallah onu bu sene içerisinde, hı hı, 18'inde yapıp uyguladığımız zaman dediğim gibi marşa bastık, motor çalıştı, teker dönmeye başladı. Bundan sonra hızlanacak inşallah. İnşallah. Yani böylece Esentepe bölgesinde oturan vatandaşlarımızın da merakı giderilmiş oldu. Efendim şimdi gerçekten şehirde birçok tabii yapılması gereken veya da işte yenilenmesi veya da şehre kazandırılması gereken birçok alan var. Tabii sorular da şu anda bizlere ulaşıyor ama onlara birazdan bakacağız. Efendim eski sanayi bölgesi. Bu da çok önemli. Yani tabii yıllardır bu, orası şehrin en merkezi yeri. Kangren olmuş, evet, bir soru. Ne olacak? Ben hep yani şunu söylüyorum. Eski sanayi sorununun Sivas gündeminden çıkartmak Sivas'ın, herkesin boynunun borcu. Evet. Başta bizim olmak üzere. Yani ötelene ötelene bugünlere geldi. Aynen değil öyle. Mi? Hep benim yönetim anlayışımda geçmişle ilgili konuşmak anlayışı yoktur. Geçmişte biz daha ileri, daha iyisini yapmayı hedefliyorsak bu ana kadar yapılanlara teşekkür etmemiz gerekiyor. Şu anda eski sanayi bölgesinde biraz önceki bahsettiğim Yunus Emre, Esentepe gibi, hı hı, kentsel dönüşüm alanı içerisinde olan bir alan. Yaklaşık 83 bin metrekare. Evet. Ve şu anda planı yok. Planı yok. Plansız bir herkes alan. Herkes merakla bekliyor çünkü. Tek parsel haline getirilmiş. Hı. 83 binlerce hissedar var. Hı hı. Ve bu noktada bir uzlaşma sağlayarak, ortak bir imar planı yapılarak bunun çözümü beklenmiş. Bu denenmiş. İki defa işte, hı hı, bir önceki belediye başkanımız zamanında denenmiş. Ondan, aynen, önceki belediye başkanımız çok döneminde doğru denenmiş. Mahkemelik olmuş. Mahkeme farklı kararlar verilmiş. İmar planları iptal edilmiş ve şu anda elimizde 83 bin metrekare tek parsel, hı hı, ve plansız alan bir bu arazi var ve üzerinde bir kısmında da şehre yakışmayan farklı sıkıntılı alanlarında oluşturulduğu yıkık dökük binalar var. Evet. Şimdi orayla ilgili çalışmalarımızı, önceliğimizi yukarıya verdik. Yunus Emre ve Esentepe. Oranın imar planını görüştük. Eski sanayi ile ilgili de neler yaptık bu süre içerisinde? Bir, katılımcı belediyecilik anlayışı ortaya koyacağız dedik seçim öncesi. Hı hı. Yapacağımız her projede projenin etkileyeceği toplum kesimleriyle, mahalleyle, sektörlerle yapacağımız projeyi istişare edeceğiz. Onların görüşünü alacağız. Halka rağmen belediyecilik yapmayacağız. Halka karar mekanizmalarının içerisine dahil edeceğiz dedik. Bu anlayış doğrultusunda bir, büyük bir kısmıyla görüştük esnafımızın. Evet. Ya siz burada müteahhit olsaydınız, hı hı, nasıl bir çözüm olurdu, bulurdunuz? Siz burayı müteahhite verirseniz arsa payı karşılığı yüzde kaçta verirdiniz? Buranın en kolay çözümü nedir? Hı hı. Arsanızı kamulaştıralım mı? Evet. Yüz yüze görüştük ve anket yaptık. Nedir efendim sonuç? Mesela küçük metrekareler var. Aha. İşte 1 metrekare, 2 metrekare, 3 metrekare olan küçük yaklaşık dükkanlar. 20 metrekarenin altında olan bin küsür hissedar var. Yani rakam çok, hissedar olarak, evet, rakam, evet, çok. Evet, evet, ve doğru, hukuk karşısında 10 bin metrekare yeri olan biriyle 1 metrekare yeri olan birinin de mahkemeye gitme hakkı açısından hiçbir fark yok. Şu anda kamulaştırmalar devam ediyor küçük hissedarlarımızı. Gönüllü bizim arsamızı, yerimizi kamulaştırın diyenlerin yerlerini biz alıyoruz. Ve görüşmemiz neticesinde oranın da ortak, bir an önce herkes bir an önce sorunun çözülmesi noktasında, hı hı, hemfikir oldu. Biz şu anda orayla ilgili de bir imar çalışması yapıyoruz. Paydaşlarımızdan, oradaki mülk sahiplerinden aldığımız bilgiler ve onların rızasına uygun olarak
bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Aralık ayı içerisinde, Kasım ayı içerisinde çalışmamızı tamamlayacağız. Evet. Aralık ayı içerisinde yine oranın da imar planını onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Yani oradaki vereceğimiz yoğunlukla, KAKS'la bizim yetkimiz yok. Biz Sivas Belediyesi olarak önereceğiz. Çevre ve kentsel dönüşüm alanı olduğu için onay merci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Şu ana kadar yapılan çalışmalar imar planı onaylanmadan yapılan çalışmalar olduğu için veya mahkeme iptal ettiği için belli bir noktada sekteye uğramış. Biz imar planını onaylatıp imar planı netleştikten sonra bu işte biraz önce dediğim gibi işte o eski sanayide de motora basıp marşı çalıştırmanın yolu da imar planını onaylatmak. Evet. Orada farklı alternatifler var. Hı hı. Onu olgunlaşmadan konuşmak işi sakata getiriyor. Yani olgunlaşmadan belli fikirleri, belli projeleri kamuoyuyla paylaşmak bir beklenti oluşuyor. Olmadığı zaman farklı hayal kırıkları oluşuyor. İnşallah Aralık ayı sonunda sizlerle yapacağımız bir projede de eski sanayinin sorununun çözüldüğünü müjdelemiş oluruz. İnşallah yani orada... Ama dediğim gibi hiç amasız, lakinsiz, hiçbir mazerede, hiçbir bahaneye sığınmadan eski sanayi sorununu çözmek başta Sivas Belediye Başkanı olarak benim olmak üzere bu şehrin borcudur. İnşallah. Biz bu borcu yerine getireceğiz, ifa edeceğiz. Aralık ayında, bu önümüzdeki İnşallah. Aralık ayında bu iş çözülecek diyorsunuz. Bunu da buradan... Ha, şunu da söyleyelim bak. Lütfen. Bu sürecin uzamasının sebebi Mart ayında başlayan pandemi süreci oldu. Evet. Şimdi önümüzü bazen şu anda da kestiremiyoruz. Yani işte dün Sağlık Bakanımız Aynen. İstanbul'daydı. Farklı tedbirler almaya zorlanıyoruz dedi. Çünkü asıl olan toplum sağlığı. Birey sağlığı, insan sağlığı ama hayat da devam ediyor. Hayat ihtiyaçlarla devam ediyor. Dolayısıyla işte bizim belediyemizin imar müdürlüğündeki, harita emlak istimlak müdürlüğündeki personelimizin birçoğu dönem dönem çalışamadı. Tam kadro hala çalışamıyoruz. Evet. Veya iş verdiğimiz firmalar çalışamıyor ekiplerinin, elemanlarının COVID olması nedeniyle. Dolayısıyla bu süreçlerde bir aksama sekteye uğradı. Önümüzdeki süreç inşallah belli bir stabil hale gelirse bizim de çalışmalarımız daha hızlı bir şekilde i̇nşallah. Gidecek. İnşallah. Her şeyin başı sağlık diyoruz. Peki efendim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üniversiteyle Sivas'ı birleştirecek olan bir bulvardı. Bisiklet yolları, yürüyüş yolları bunlar tabii ki projelerde çizildi, hazırlandı. Ama ne yazık ki ikinci etapına geçilemedi. Şimdi ikinci etaptaki arsa sahipleri böyle bir istekleri var sahadan hani konuştuğumuz anda. Nasıl çözülecek orası? Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın ilk etapını bitirdik. Evet. Geçen yıl imar sorunu çözülmüştü. Hı hı. Bize de altyapısını yapmak, işte peyzajını yapmak, orayı düzenlemek kalıyordu. Yaptık emeklere. Evet. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İkinci etapla ilgili bir imar düzenlemesi yapılmamıştı. Hı hı. Kamulaştırma, belli dosyalarda kamulaştırma davası açılmıştı. Bu şekilde devam ediyordu. Biz geldikten sonra imar kanunu değişti. İmar uygulamasındaki %40-60 dengesi değişerek işte kesintilerde farklı oranlar uygulanıyordu. En son %45 belediye hissesi, %55 vatandaşa verilecek hale geldi. Ve o bölgede daha önce imar uygulamaları yapılırken farklı yoğunluklar verilmiş. Daha sonra o yoğunluklar düşürülmüş, mahkemelik olunmuş. Ama en son şu anda elimizde kesinleşmiş bir imar planı var. Biz o bölgede de biraz önceki dediğim çalışma yöntemini uygulayarak sonuçta insanların mülkiyet hakkı orada. Yıllar önce babalarından, dedelerinden kalma tarlaları, arazileri var. Belki birçoğunun oradan büyük beklentileri var ve şehrin de beklentisi evet. var. Olaya biz şu gözle bakıyoruz. İki açıdan bakıyoruz. Bir, oradaki mülk sahiplerinin hakkı hukuku var. İki, şehrin hakkı hukuku var. Kamu idarecilerine, belediyeye bize düşen görev, belediye başkanı olarak bana düşen görev şehril emin olarak hem oradaki hak sahiplerinin hakkını, hukukunu, mülkiyet hukukunu korumak hem de şehrin hukukunu korumak. Bunu ortak şekilde hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde bir noktaya getirerek o bölgedeki de tüm hak sahipleriyle görüştük. Özellikle yol üzerindeki tıkanıklığın sebebini görüştük. Yani, şimdi buyur. Birinci yöntem kamulaştırma yaparak çözebilirdik. Evet. Ama belediyeye kanunumuz bir yetki vermiş. Belediyeye 18. madde uygulamasıyla herkesin tarlasını tapulu arsa haline getirme yetkisi vermiş. Yani şu anda orası tarla. Evet. 18 uyguladığımız zaman imarına göre arsa olacak. Arsa olacak. Değeri artacak ve belediyede kullanacağı yolları, sosyal tesisleri, yeşil alanları kamulaştırma yapmadan elde edebilecek. Evet. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem 18 uygulamıyorsun. Kamulaştırma yaparak çözüyorsun. Hı hı. Bizim Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün verdiği rakamlara göre uzun vadede orayı biz kamulaştırma yöntemiyle çözer isek yaklaşık 50 milyon TL belediye bütçesine bir yük biniyor. Bu çok hemen bugün rakam. Ödenecek yük değil. Evet. Belki bazısı
bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra ama sonuçta 18. maddeyi uygulamadan böyle kamulaştırma yaparak tamamına bir yol açımı yaparsak böyle bir durum ortaya çıkacaktı. Kamulaştırma bedelleri de biz gelmeden önce bazı parsellerde yüksek çıktığı için düşürülmüştü. Biz mülk sahipleriyle görüştük. Hepsiyle uzlaştık. Birçoğundan muvafakat aldık. İnşallah Kasım ayı meclisine Recep Tayyip Erdoğan'ın imar uygulamasını meclisimize getireceğiz. Meclisimizden geçtikten sonra da hızlı bir şekilde 18 uygulamasını yaparak mülk sahiplerinin sorununu çözmüş olacağız. Orayı Sivas'ın yeni bir gelişim alanı yapacağız. Çünkü bir üniversiteyle Sivas daha yakınlaşacak. İki, uygulayacağımız Kızılırmak projesinin altyapısı orada olacak. Oranın mülkiyet sorunu çözmüş olacağız. Yeşil alanları kamulaştırmadan belediyemize kazandırmış olacağız. Yollara kamulaştırmadan, kamulaştırma bedeli ödemeden belediyeye kazandırmış olacağız. Sosyal tesisleri, diğer belediye hizmet alanında kamulaştırmadan hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Tarih verirsek biz Kasım ayı içerisinde imar planını geçiririz. Bir itiraz olacağını, sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü hukuka aykırı, mevzuata aykırı bir düzenleme yapmıyoruz. 18 uygulamasıyla birlikte biz yolu inşallah seneye inşaat sezonu başlar başlamaz biz Recep Tayyip Erdoğan bulvarındaki yol açmış oluruz. Ama oradaki en az yol kadar önemli olan bir alan da Kızılırmak projesinin uygulanacağı rekreasyon alanlarının belediyeye kazandırılması. Bunu nasıl kazandıracağız? 18 uygulamasındaki %45'lik belediye payının içerisine yolları, belediye hizmet alanlarını ve yeşil alanları dahil ettiğimiz zaman biz orada 1 TL kamulaştırma parası ödemeden o alanları belediyenin mülkiyetine geçirmiş olacağız. Vatandaşın mülkünü de değerinde vatandaşa bırakmış olacağız. Bir üniversite ve Sivas arasında yeni bir güzergah, nitelikli bir yol açılmış olacak. İki, o bölge değerlenmiş olacak. Şehrin yeni bir yaşam alanı olacak. Üç, belki de bunlardan daha önemlisi şehrin beklentisi olan ve bizim de bir an önce hayata geçirmek için sabırsızlandığımız Kızılırmak projesini uygulayabileceğimiz bir alan olacak. Arkasında o soru vardı. Herhalde Kızılırmak'ta içerisinde cevaplanmış olacak. Tabii şöyle, onunla ilgili de şöyle anlatayım. Şimdi elinizde bir projeniz var. Evet. Çok güzel bir proje. Bu projeyi uygulayacağınız alan size ait değilse bu projenin hiçbir anlamı yok. Aynen. Onun için biz önce temelinden başlıyoruz. Çok doğru. İmar sorununu çözerek, mülkiyet sorununu çözerek Kızılırmak projesinin uygulanacağı alanın mülkiyetini belediyeye geçirdikten sonra bunu uygulamaya başlıyoruz. Sivas'ın bence temel problemi bu. İşin temeline başlamadan adeta bir ev yapıyor. Aynı oldu değil mi? Bir ev yapacaksınız. Evet. Elinizde çok güzel bir proje var. Ama arsa yok. Arsaya uygulayacaksınız, arsanız yok. Böyle bir mantık doğru bir mantık değil. Biz onun için hep şunu söyledik. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Ve işi somutlaştırmadan da kamuoyuyla paylaşmayacağız dedik. Güzel. Tayyip Erdoğan bulvarını şu anda daha net konuşabiliyoruz. Niye? Aylardır, haftalardır hemşehrilerimizle görüştük. Yoğunlaştık. Artık bu konuda. İnsanların hak ve hukuk arama noktasında bilinçlendiği bir dönemdeyiz. İnsanlarla muvafakatını alamadan bazı işlemleri yaparsanız bir ayda yapacağınız işlem bir yıla sürebiliyor. Hukuka gitme hakkı var. Hukuk devletindeyiz. Doğru. Mülkiyet hakkı var. Mülkiyet hakkını ben sizin ihlal ettiğimiz zaman siz mahkemeye gittiğiniz zaman mahkeme bana dur diyor. Evet. Hukuk devletinin temelinde de bu vardır zaten. İdari yargı. Sen vatandaşın mülkiyet hakkını ihlal etmişsin. Buna hakkın yok diyor, dur diyor. Biz bunu engellemek için bir kere rıza muvafakat alıyoruz ve bu da yetmiyor, helallaşarak götürüyoruz. Bu çok çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda ben hemşehrilerimize desteklerinden dolayı, sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan Bulvarı şehir için çok önemli bir ulaşım aracı. Ama şu anda üniversiteye ulaşım noktasında da çok büyük bir sıkıntımız yok. Bağdat Caddesi geniş, güzel, üniversiteye ulaşabiliyoruz. Eski Kayseri yolu. Ama bu şehirle üniversiteye yakınlaştıracak. Çok artı bir yol olacak. Ve ondan da önemlisi bizim Kızılırmak projemizi uygulama açısı noktasından altyapısında mülkiyet sorununu çözmüş ve o projeyi uygulayacağımız gayrimenkullerin alanın mülkiyeti, tapusu bize geçmiş olacak. Yani Kızılırmak projesine geçiş yolu olacak. Tabii tabii. İnşallah. Yani bu konuda da böylece bunu yapmadan Kızılırmak projesi uygulanmaz. Evet. Çünkü vatandaşın arsasına muvafakat olmadan o projeyi uygulama hakkımız yok. O da yarım kalacak. Yetkimiz yok. Yani. Tabii. Doğru. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi tabii bu arada sosyal medyadan bir hayli yazıyorlar. Kısaca onlara da ben şöyle değinmek istiyorum. Sivas STO'nun Sivas'a yapmayı planladığı fuar merkezi için yer tahsis durumu ne aşamada? Bunu sorabilir misiniz Hakan Bey demiş. Kısa
kısa bunları da isterseniz alalım. Salı günü ben Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu toplantısına katıldım. Çok değerli Ticaret Odası Başkanımızla ve Yönetim Kurulu üyeleriyle şehrimizi, ticaretimizi, sanayimizi, projeleri, neler yapılması gerektiğini, şehrin sorunlarını, çünkü orada farklı sektörlerden gruplar var biliyorsunuz, evet, onları konuştuk. Bu noktada onların belirlediği birkaç yer var. O yerlerle ilgili gerek milli emlak, hazine arazileri, hazine arazileriyle görüşmelerini yapacağız. Biz de imar uygulamasını yapacağız. Şehre değer katacak. Ben onlara şunu söyledim arkadaşlara. Bir çalışmanızı yapın. Fuar alanı için ne kadar bir yer lazım? İşlevsel olarak sadece senede 5 gün 10 gün bir fuarın yapılıp alabileceği bir alan değil. Şehre farklı katkı sağlayacak bir proje hazırlayalım dedik. Onlar da öyle bir proje hazırlamışlar. Yer noktasında da iki tane yer tespit etmişler. İnşallah önümüzdeki süreçte başkanımızla, diğer arkadaşlarla birlikte Milli Emlak Müdürlüğü nezdinde bu süreci takip edeceğiz. Arsa'nın bizde emlak, bizde imar düzenlemesini yaptıktan sonra Ticaret Odası inşallah orayı şehrimize kazandıracak. Bölge belli mi Sayın Başkanım? Ora netleşince konuşmak daha güzel. O zaman bunlar paylaşılmayalım diyorsunuz. Efendim Esentepe ile ilgili cevap verdiniz. Onu da yazmış izleyenlerimiz. Ve sıfır atık projelere katkı olması, atıkların yerinde ayrılması kapsamında mahallelere, en azından ana caddelere cam, kağıt, metal ve benzeri atık gibi kutular veya da kumbaralar konabilir mi demiş. Bu soruyu yazan hemşerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu noktada duyarlı olduğu için. Bu noktada farklı farklı çalışmalarımız var. Türkiye'de bu noktada başarılı belediyelerden biriyiz. Atık giysileri topluyoruz. Evet. Birileri bunu eleştiriyor ama orası sonuçta milli ekonomiye kazandırılacak bir yer. Bir geri dönüşüm oluyor. İnsanlarımız götürüyor, giymedikleri elbiseleri kutuya koyuyorlar. İlgili firma da bunu ekonomiye kazandırıyor. Yine pilleri topluyoruz. Evet. Çünkü çevreye çok büyük zarar veriyor. Plastikleri topluyoruz. Başta okullar olmak üzere toplumsal olarak yoğun kullanılan alanlardaki plastikleri topluyoruz. Onun dışında şehri 3-4 bölgeye ayırarak 3-4 firmayla görüşerek kağıt, karton, ambalaj gibi hususları yerinde ayrıştırarak topluyoruz. Zaten çöpümüz de en son toplandığı alanda enerji üretimine dönüşüyor. Bu noktada çok çok önemli ama hemşerimizin dediği hususu ben ilgili arkadaşlar da mutlaka şu an izliyorlardır. Ben de talimat vereceğim. Merkezi yerlerde bunu koyduk ama demek ki bu noktada yağları topluyoruz. Evet, atık kullanılmış evdeki atık yağları topluyoruz. Bu çok çok önemli. Bununla ilgili de bir kampanya, yine ilaçla ilgili bir kampanya başlatmıştık işte. Ödüllü bir kampanya. Altın Türkiye'de il bazlı belediyeler nezdinde 3 kurumun bir araya gelerek Sivas Belediyesi Sağlık İl Müdürlüğü ve Eczacılar Odası ile birlikte imzaladığımız protokol kapsamında atık ilaçları topluyoruz. Bu da çok çok önemli. Bir, çevreyi kirletmiyoruz, çevreyi zehirlemiyoruz ve ekonomiye katkı sağlayacak ham madde oluşturuyoruz. Hemşerimizin dediği hususu da ilk etapta ana arterler, mahalledeki belli merkezler olmak üzere cam, karton ve plastik artıklarının toplanacağı o ayrıştırmalı çöp bidonlarını da inşallah en kısa zamanda koymuş olalım. İnşallah. Necmettin Özgün yazmış, onu da söyleyelim. Bir de demiş ki, eklemiş, esnaf iş yerlerini kendi malıymış gibi kullanıyor. Kendine aitmiş gibi kullanıyor. Bu da çok sizin sıkı yakından takip ettiğiniz konular arasında kaldırım geçiyor. Kaldırım işgalini kastediyor galiba. Kaldırım işgalini bahsediyor. Bu noktada sıfır toleranslıyız. Evet. Özellikle belli ana arterlerde, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi gibi hemşerilerimizin yoğun olarak kullandığı yerlerde kaldırım işgaline müsaade etmiyoruz. Bu konuda geçen yıl bir kampanya başlattık. Sayın Valimiz destek verdi. Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf Odası Başkanımız, ilgili oda başkanlarımız, Emniyet Müdürümüz, Rektörümüz, hulasa Sivas'ın tüm yönetim kadrosuyla birlikte biz esnafımızı uyardık. Bakın, bu kaldırımlar da sizin de yakınınız, eşiniz, kızınız, oğlunuz geziyor, gidiyor. Dolayısıyla kaldırımlar yayalarındır. Bu kul hakkına giriyor. Buraları işgal ettiğiniz zaman Allah korusun mecburen yolda yürüyor, kazaya maruz kalabilir, sıkıntı olabilir. İki, şehir hepimizin ortak kültürümüz. Bu ortak yaşam alanına da hepimizin riayet etmesi gerekir diye uyarıyoruz. Ama uyarı noktasında da çözüm bulamadığımız alanlarda mutlaka ceza yazıyoruz. Özellikle bazı bölgelerde, bazı manavlarımızın olduğu bölgelerde bu manada, ciddi manada sıkıntı yaşıyoruz. Eğer bizim uyarımız, iyi niyetimiz, küçük miktardaki ceza yazmalarımızla birlikte biz bunu engelleyemezsek, hiç istemezsek dahi, ki ceza yazmayı seven, ceza yazmayı arzulayan bir belediye başkanı değilim. En son tercihin ceza, özellikle şu pandemi sürecinde ceza yazılması olduğuna inanan bir belediye başkanı olarak bu konuda, çünkü hemşerilerimizin hakkına giriyoruz.
hemşerilerimizin mağduriyetine yol açıyoruz. Eğer bu noktada bir çözüm bulamazsak en son olarak ruhsat iptaline kadar götüreceğimiz yerler var. Bunu da buradan da bu özellikle bu esnafımız aslında kendisini biliyor. Şehirde 3-5 tane ama genel olarak sıkıntı çıkaran da bunlar. Bu noktada biz müsamahamız yok çünkü kul hakkına giriyor. Evet, yani haksız eylem yapan birine müsamaha göstermek normal kurallara uygun yaşayan birine haksızlıktır. O noktada biz bu konuda tavizsiziz. Ceza yazmayı asla ve asla arzulamıyoruz. Ama gerektiğinde de en sert tedbirleri de alırız. İnşallah. Peki fırınlarda diyor odun vesaire atıyorlar diyor. O da yine aynı şekilde bunlarda. Bu aslında cezadan daha ziyade bilinçlendirmeyle ilgili. Toplumun bilinçlendirmeyle ilgili. Yani biz çok ikaz ediyoruz, çok uyguluyoruz, ceza da yazıyoruz ama bu tip yerlere sağlığa aykırı üretim yapan, sağlık kurallarına uymayan, özellikle bu pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak adına alınması gereken tedbirleri almayan ve uymayan esnafa veya kişiye, kesime verilecek en güzel ceza aslında onu müşterinin kendi kendisini yani gitmeyerek, ikaz ederek, bak bir daha böyle yaparsanız bunu gelmeyiz diyerek en güzel toplumsal baskıyla bunu yapabilirsek aslında daha başarılı olur. İnşallah. Oluruz. Yani burada halkımızın, esnaflarımızın tabii yardımcı olması lazım. Muhtar Gazi Düzardı işte demiş ki Abdullah Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı'nda inşaatına başlandı. Hilmi Bilgin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Aksu'nun devamı da inşallah 2021'de başlayacak diye yazmış. Muhtarımızın şahsında tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, cidden, onlar da yakından takip ediyorlar. Bu süreçte en büyük paydaşımız, sağdaki gözümüz kulağımız onlar oldu. Evet. Gerek pandemi sürecindeki yardımlarda, gerek sosyal yardımlarda, gerek bu tablet dağıtım projesinde sahayı en iyi bilen onlar için onlarla birlikte bu projeleri yürüttük. Muhtarımızın dediği gibi Abdülvahhab Gazi Caddesi'nde toplumumuzun sıkıntı oluşturan, o trafikteki kazalara yol açan, can güvenliğini tehlikeye atan bir olay vardı. Onu düzelttik. Perşembe pazarı ilanın kapatılmasıyla ilgili de projeyi yaptık. Başlıyor. Hızlı bir şekilde bitireceğiz. Ve buradan ben hemşerilerimize de müjde vermek istiyorum. Gazi Muhtarımızın söylediği gibi Aksu'nun başlangıç noktası ve bitiş noktası. Yeşilyurt Mahallesi'ni etkileyen Dedebalı ve aşağıda da bitiş noktasında da Bağdat Caddesi'nde orada Yeşilyurt Mahallesi'ni etkileyen alanda ciddi manada özellikle yazın sıcaklarda sıkıntı oluşuyor. Doğru. Pis koku, şehre yakışmayan sinekler, bir durum var. Böcekler, evet. Dediğim gibi bu sene geciktik. 2021'de bu çözülecek. Ama yok, ihale diyoruz. 2021'de o kötü görüntüyü, kötü kokuyu ortadan kaldıracak projeyi bitirip Aksu'nun başlangıcından sonuna kadar bitirmiş olacağız. Evet. Efendim Yüceyurt Mahallesi sahipsizlik anlamında yazmış Ahmet Taşdemir. Hizmet konusunda çok geride kaldık diyor Yüceyurt Mahallesi olarak. Bunları dile getirmişler. O bölgede bir de öğretmen evi var. Şimdi Yüceyurt Mahallesi'nde hemşerimizin hizmet olarak geride kaldık derken neyi kastettiğini bilmiyorum ama Yüceyurt Mahallesi'ni ilgilendiren, o bölgeyi ilgilendiren en büyük sorun eski Numune Hastanesi'nin şu anki Sivas'a yakışmayan görüntüsü. Evet. Orayla ilgili projemizi hazırladık. Şehrin merkezinde şehre değer katacak ve o bölgeye de değer katacak yaklaşık 53 bin metrekareden oluşan bir millet bahçesini inşallah 2021 yılında ihale etmiş olacağız. Yeşili bol, yaşam alanı olabilecek, altında otoparkın olduğu bir millet bahçesini şehrimize kazandırmış olacağız. Yine onun devamında eski Endüstri Meslek Lisesi'nin olduğu alanı valiliğimizle birlikte müzeler bölgesi yapıyoruz. Oranın oradaki okul Endüstri Meslek Lisesi taşındı. Orayı biliyorsunuz yıkılıyor. O bölgeyi ciddi manada o bölgeye bir değer katacak. Bir ilkokul yapılacak demişti Sayın Valimiz. Bir ilkokul var. Onun dışındaki alanı demişti, tamamen yemyeşil ve müzelerden oluşan bir alan yapacağız. Yine karşı tarafta eski cezaevinin, kadın cezaevinin bulunduğu alanı sanayi mektebi projemiz müzesi tamamlanmak üzere. Şöyle düşünün, meydandan Yüceyurt'a doğru giden alana baktığımız zaman güzel bir millet bahçesi, içi altında otopark olan, üstünde müzeler bölgesi, karşısında sanayi mektebinin olduğu bir alan. Muhteşem. Sivas'ın en güzel yeri, zaten en güzel yerleri, en güzel yerlerinden birisi olacak. Yani o konuda hemşerimizin eğer özelde bir sorun, sıkıntı varsa bize ulaşırsa buyursa da onu çözeriz. Diyorsunuz. Peki. Efendim çok güzel gidiyoruz. Öğretmen evi peki hizmet binası konusunda ne yapacaksınız? Yani Sivas Belediyesi hizmet binası ile ilgili bir çalışması var mı? O konuyla ilgili kamuoyundan gelen talep var. Öğretmen evinin Sivas Belediyesi hizmet binası olması noktasında bir talep var. Bu konuda biz bir anket çalışması da yaptırdık. Hemşehrilerimizin yaklaşık %70-82'si oranın öğretmenin evi inşaatının belediye hizmet binası olarak kullanılmasını destekliyor.
Uygun mu sizce hani çıkış yolu? Ya bu belediye binasından beklentiyle ilgili bir alan. Evet. Şimdi biz yaklaşık 18 aydır buradayız. Hı-hı. Ben belediye başkanıyım. Bizzat gözlemlediğim, bizzat araştırdığım hususlar, insanlar belediyeye niye gelir? Bu konuyla ilgili bir çalışma yaptık. Evet. İki, bu belediyeyi taşımamız gerekiyor. Hı-hı. Neden? İşte tarihi kent meydanının içerisinde herkesin ya bu belediyeyi ne zaman değiştireceksiniz dediği bir alan. Bir burası, iki Aynalı Çarşı. Aynalı Çarşı'ya var mı? Orası yani? Yok, orası ayrı bir olay ama genel olarak. Ama dışarısı belki bizim mülkiyette olduğumuz evet. alanda bir husus. Biz orayı öncelikli olarak kısa vadede belediye bütçesinde bir yük olmadan Hı-hı. belediyeye kazandırmamızın kimseye bir zararı yok. İki, bunu yaparken de tarihi jandarma binasının şu an restorasyonu yapılıyor. Evet. Biliyorsunuz jandarma lojmanlarını taşıttık. Evet, orada yıkılıyor. TOKİ ihalesini yaptı ve jandarma lojmanları yıkılıyor. Hı-hı. Yeni yerine gidecek ve bunu yaparken de bu çok önemli. Belediye bütçesinden 1 lira para çıkmadı. Güzel. Jandarma lojmanlarını Sivas'a kazandırdık. Hı-hı. Hem yeni 50 tane lojman yaptık. TOKİ aracılığıyla hem eski yeri de şehre kazandırdık. Belediyemize tahsis etti Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız. Tarihi jandarma binasının da şu anda restorasyonu yapıyor. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Restorasyon bittikten sonra da tarihi jandarma binasını belediyenin temsil makamı olarak kullanacağız. Belediye başkanının. Dolayısıyla belediyeyle iş olan hemşerilerimizin büyük bir kısmı, makamlı iş olanlar burada olacak. Su tahakkuktur, emlak vergisidir, sicil alma gibi işlemleri de meydanda bırakacağız. Onun dışında belediyenin idari birimlerini kısa vadede oraya taşıyacağız. Çünkü orada belediye bütçemizden büyük çıkmayacak, bir bütçe çıkmayacak. Bu çok çok evet, çok önemli. Ha, uzun vadede şehrin ihtiyacı doğrultusunda da şehrin gelişimine, gidişatına göre de yeni bir belediye hizmet binasını yaparız. Bugün Sivas Belediyesi'ne bir hizmet binası yapmak yaklaşık 150 milyon civarında bir bütçe tutuyor. Hı hı. Ha, bu para çok elzem, yapılması gereken bir şey olursa biz bu parayı denkleştiririz, yaparız. Bu hiçbir problem değil. Bizim için en kolayı da siyaseten de hizmet olarak da en kolayı da yeni bir hizmet binası yapıp bura Hilmi Bilgin'in döneminde yapılan hizmet binasıdır demek. Ama biz kamu kaynağı harcıyoruz. Milletin vergilerinden, milletin verdiği vergilerle oluşan bütçeyi bize emanet ediliyor ve biz bu parayla hizmet ediyoruz. Kamu görevlinin temel misyonu bir, kamu bütçesine sahip çıkmak. İki, bu bütçeyi harcarken de önceliği iyi ayarlamak. Yani bugün şehrin farklı farklı ihtiyaçları varken 150 milyon TL'yi belediyeye binası olarak yatırmak bir tercihtir. Evet. Ama bizim tercihimiz farklı nedenlerden dolayı öğretmen evi yapıldığı takdirde farklı farklı sektörlerin sıkıntıya gireceği. Biz bunu Milli Eğitim Bakanımızla da görüştük, uygundur dedi. Milli Eğitim Müdürümüz oranın öğretmen evi belediyeye devredilmesi uygundur diyor. Sivil toplum örgütlerimiz, ticaret ve sanayi odamız, esnaf odamız, diğer odalarımız, STK'larımızın tamamına yakını bir öğretmen evi olmasın, orada farklı bir kurum. Dolayısıyla belediye olarak kullanılması uygun diyor. Şehrin %80'inin mutabık olduğu bir konuda biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Yoksa biz gider farklı bir bölgede, işte geçen dönem fuar alanının, o eski Yenişehir'de fuar alanının olduğu bölge planlanmış. Evet, orada yer biz var. Oraya bir belediye hizmet binası yaparız ve herkes 50 yıl, 100 yıl boyunca da ya bu bina Hilmi Bilgin'in belediye başkanının olduğu dönemde yapıldı der. Ama biz bundan ziyade önceliği doğru ayarlayarak, kamu bütçesini istihdam odaklı, yatırım odaklı harcayarak diğer hizmetleri de buna göre yapmayı planlıyoruz. Biz bu dönemde belki vakit gelecek, belki soracaksınız, belki sorularınız içerisinde var. Sivas Valiliğimizle, İl Özel İdaremizle birlikte %50-%50 hisselerle oluşturduğumuz yatırım ve istihdam odaklı şirketlerimiz var. Sivtaş. Doğru. Bugün gittik, temelini attığımız yem fabrikasını inceledik, süt fabrikasını inceledik. Ya biz Sivas Belediyesi olarak öyle bir projede yer almasak hiç kimsenin aklına gelmez. Ama biz diyoruz ki bu şehri kalkındırmamız gerekiyor. Bu şehirde üretimi artırmamız gerekiyor. Bu şehirde istihdamı artırmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Devlet olarak, biz belediye olarak, yerel yönetimler olarak, yerel yönetimlerin belediye kanununda da bu konuda belediyelere yetki verilmiş, görev verilmiş. Biz elimizi taşın altında koyacağız. Kamunun gücünü, kamunun güvenliğini vatandaş hissedecek ama özel sektör mantığıyla şehrin üretimine, istihdamına, gelişmesine katkı sağlayacak vizyoner projeler de ortaya koymamız lazım. Ve bunu yaparken neyle yapıyoruz? Kamu kaynağıyla yapıyoruz. Onun için kamu kaynağını verimli kullanmak adına, sıralamayı düzgün yapmak adına biz böyle bir yola girdik. Biz öğretmen evini
Süreci takip ediyoruz. Süreç devam ediyor. Sivas Belediye bütçesine yük olmadan kamu kaynaklarından yapılan bir hizmet binasını belediyeye kazandırmamızın aslında hiç kimseye bir zararı yok. Uzun vadede, önümüzdeki süreçte buradaki bu sıkışıklığı giderdikten sonra ekonomik olarak çok çok daha iyi bir dönemde olduğumuz dönem, belli acil ihtiyaçlarında yapımı tamamlandıktan sonra yeni bir hizmet binası da yapılabilir diyorsunuz. Şimdi Sivas için öncelikli olan kale projesinin tamamlanması mıdır? Yoksa belediye hizmet binasının yapılması önce mıdır? Kale tabii ki. Öncelikle Kızılırmak projesinin hayata geçirilmesi midir? Sivas Belediyesi hizmet binasının yani yapılması mıdır? Burada tercihimizi. Burada öncelik bakış açısıyla ilgili bir iş. Kamuda en kolay iş bina yapmak. Evet. Parayı bulursunuz, ihale yaparsanız hizmet gider. Çok fazla bir şey kafa yormanıza, fikir üretmenize, proje geliştirmenize gerek ama yok. Ama içerisine etrafını doldurması. Çok gelişmiş mimarlarımız var. Gelişmiş teknoloji var. Çok güzel proje çizilir. Çok da güzel binalar yapılır ama dediğim gibi yeni dönemi iyi kodlamak, iyi anlamak lazım. Dönem artık dijital çağ. Doğru. İnsanlar dünyayı işte bu kadar şu anda da sosyal santimetre kareden yönetebiliyorlar. Eskiden bir canlı yayın yapabilmek için kocaman kocaman otobüsler, minibüslerle canlı yayın araçlar olurdu. Ama biz şu anda bir binanın içerisinde iki kişiyle bir kamerayla canlı yayın yapıyoruz. Çok doğru. Yani bu artık çok büyük stüdyolara, hatta daha da ilerisi herkes bununla bir muhabir olabilir. Çok canlı doğru. Yayın yapabilir. Böyle gittiğimiz bir dünyada bankaların artık büyük binalar, büyük ofisler yerine evde çalışmayı, internet bankacılığını yaygınlaştırdığı bir dönemde, kamunun küçülüp dijital dünyanın büyüdüğü dönemde geleceğe bugünden görürsek doğru yatırımlar yaparız. Yani, bu noktada bina çok çok önemli dijital değil. Dijital bir belediyecilik. Binaya verebileceğimiz işler önemli. Biz önümüzdeki dönemde hem şehre akıllı şehirler kategorisine sokacağız. Bu akıllı şehirler içerisinde akıllı ulaşım var. Evet. Şu bir yöntemdir. İşte örnek veriyorum, park bahçe sulamaları var. Fiskiye korsun. Ayarlarsın. Saat 12'de kendiliğinden çalışır. Ama bazen görürsünüz. Yukarıdan yağmurdan boşanırcasına yağmur yağar. Alttan fiskiye çalışır. Niye? 12'ye göre kodlamışsınız. Gece 00'da çalışsın diye. Yeni teknoloji. Dijital çağda senin koyduğun sensörler suyun nemini ölçüyor. Yağmur yağıyor, fıskiye çalışıyor. Niye? Nem yeterli değil, yağmur algılıyor. Veya 3 gün hiç çalışmıyor, nemi ölçüyor. Yani artık gidişat buna yöne. Önümüzü görmemiz lazım. İleriyi 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra dünya nereye gidiyor? Ona görerek, onu görerek yatırımları planlamak lazım. Bugün artık insanların kapalı ortamlarda, özellikle bu Covid süreci, pandemi süreci de bunu ortaya çıkarttı. Büyük büyük binalar yerine daha işlevsel, daha ekonomik, daha rentabl ve daha verimli kullanabilecek binaları ve yatırımları yapmak lazım. Böylesi bir dünyada ihtiyaç nedir? İhtiyaç analizini yapmak ve ona göre ortaya koymak, bir bina ve proje ortaya koymak lazım. Mesela biz işte akıllı belediyecilik, akıllı şehirler kapsamında sulamaları, elektriği, aydınlatmayı, trafiği, akıllı kavşaklara ve en önemlisi belediyenin iç işleyişindeki en önemli unsur imarı, e-imar uygulamasına geçirerek bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Şu anda proje çalışmalarımız tamamlandı, ihale aşamasındayız. Örnek olsun diye söylüyorum, mimar mühendislerimiz biliyor, en çok belediyeyle işler olanlar, belediyenin halka en çok dönük olan tarafı imar uygulamalarıdır. Projeyi çizer, OZALİT'ten çıktısını alır, belediyeye getirir, belediye inceler. İtiraz olan, değiştirilmesi gereken yerler varsa tekrar iade eder, değiştirir, tekrar getirir. Bizim yeni gelişen teknolojide, önümüzdeki çağın dünyasında yönetişim sisteminde dünyanın gidişatı da bu yönde. Bunu bir mimarımız zaten bilgisayardan çiziyor. E-imzası var. Evet. Hükümetimiz de, Cumhurbaşkanlığımızın da E-Devlet üzerinden zaten alınan hizmetler artırılabiliyor. Tuşuna basacak, imzasını atacak, belediyenin sistemine düşecek. İnsan yoğunluğu da belediyedeki azalacak. Kontrol, mimarımız kontrol edecek, uygun uygun değil diyecek. Geri gönderecek itirazını. Bak kağıt kalkacak, zaman kaybı kalkacak, evet. Belediyeye git kal kalkacak. Yani böylesi bir dünyaya gittiğimizde binalara fazla anlam yüklemeden mantıklı, ihtiyaca uygun ve önceliğe uygun projeler ortaya koymak lazım. O zaman lazım. Hizmet binası. Tekrar soruyorum. Evet. Hakan Bey. Sivas için Kızılırmak projesi mi önemli? Öğretmenim, belediye hizmet binası mı? Evet. Veya kale projesinin bir an önce tamamlanması mı gerekli? Veya da akıllı şehir olma yolunda adım. Bu noktada bu bakış açısı. Doğru.
Bu çok çok önemli. Bu da çok önemli, güzel bir açıklama oldu. Yani belki de izleyenlerimizin birçok aklındaki soru da böylece artık uçmuş gitmiş. Bunda oldu. Da toplumsal mutabakat var. Evet. Yani isteniyor. Yani ben hep şunu söyledim. Halka rağmen hizmet yapmam ben. Halkı rahatsız edecek hiçbir hizmet yapmam. Hı hı. Ya ikna edeceğim. Evet. İkna edemiyorsam yapmayacaksın. Bak çok açık söylüyorum. İkna kabiliyetiniz değil Sayın Başkanım. Yani o konuda sahada duyuyoruz. Birçok yere giriyorsunuz, konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Ya halktan kopmamak lazım. O çok önemli. Bizi biz yapan bu millet. Evet. Yani sonuçta biz, bu millet bize neden oy verdi? Şehre hizmet etsin diye oy verdi. Biz seçildikten sonra değişiyorsak, çekildikten sonra içinden çıktığımız milletine bakışımız değişiyorsa, onlardan kopuyorsak, onların gündeminden ayrı bir noktaya geçiyorsak, değişiyorsak, bu zaten hesabını seçimde soruyor. Ondan da daha önemlisi şehir kaybediyor. Biz bugün her gün şehrin bir bölgesindeyiz. Esnafımız iç içeyiz, STK'larımız iç içeyiz, tüccarımızla iç içeyiz, öğrencimizle, okullarımızla, öğretmenlerimizle, cami görevlilerimizle şehrin gündemini doğru analiz edebilirsek şehre doğru hizmet ediyoruz. Bu çok önemli. Bak Sayın Cumhurbaşkanımız da hep söylüyor. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Halka rağmen hizmet de yapılmaz. Şehirde tartıştığımız belli konular vardır. Yani yapılan hizmet doğru da olsa halkı ikna edemediğimiz zaman hizmetin değeri de kalitesi de düşüyor. Bu noktada da öğretmen evi noktasında da son söz olarak ilgililerle, ilgili bakanlıklarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz bu orayı şehre belediye hizmet binası olarak kazandırılma noktasında bir görüş var. Biz bunu yaparız. Ha yok, bu olmasın, öğretmen evi devam edilir derse biz önümüzdeki yıllarda da ihalemizi yapar, hizmet binamızı yaparız. Ama Sivas Belediyesi'nin bir hizmet binasına ihtiyacı var. Var. Efendim biz, vatandaş demiş ki Atilla Bey suya gelelim demiş. Suya bir zam falan mı oldu acaba? Hani bizim bilmediğimiz yok. Geçmiş dönemde. Hayır, yani bu suyla ilgili. Suya biz geldikten sonra hiç zam yapmadık. Evet. Şu anda en ucuz kullanan suyu kullanan şehirlerden biriyiz. Suyla ilgili şikayet şudur Atilla Bey'in dedi. Suyumuz sert. Tavra Deresi'nden geliyor. Sertlik derecenin düşürülmesi gerekiyor. Hemşehrilerimizin hepsinin haklı bir şikayeti var. Evet. Bununla ilgili biz geçen hafta değerli milletvekilimiz Habib Soluk'la DSİ Genel Müdürümüzle görüştük. Bununla ilgili suyun kalitesini artırma noktasında inşallah bir ihale yapılıyor. Sertliğinin düşürülmesiyle ilgili projeyi de 2021 yatırım programına alınmasını takip ediyoruz. İnşallah o tamamlandığı zaman o sorun çözülecek. Suyun fiyatı ile ilgili değildir Atilla Bey'in dediği. Evet, ben o onun hissiyatını konu. Anlıyorum. Suyun sertliği ile ilgili. Çünkü evde hanım da her gün söylüyor bana su çok biraz kireç. Biraz da kireç vesaire evet. Ondan dolayı değil oradan mi? Kaynaklanıyor. Efendim Ankara'ya çok gidiyorsunuz ve sık gidiyorsunuz. Bu gitmeniz şehrin menfaatine gördüğümüz kadarıyla. Her gittiğinizde de boş gelmiyorsunuz. Orada birçok konuyu da biz yani duyduğumuz kadarıyla ve burada da birçok sahada konuşuluyor, çözüyorsunuz. Neye borçluyuz bunu? Hani Ankara'daki sizin özel dokunduğunuz yerler mi var? Hakan Bey, adaylığım açıklandıktı. Geçmişimizde milletvekilliği yaptık, bakan yardımcılığı yaptık. Siyasete Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıkları ve bürokrasinin nasıl işlediğini biliyoruz. Adaylığım ilk açıklandığı gün şunu söyledim. Ankara'nın gücünü Sivas'a getireceğiz. Evet, o söz bu fikrimin söylenecek. Arkasındayım ve doğru bir belediyeciliğinde böyle yapıldığına inanıyorum. Ankara'ya gitmeden, gezmeden, görmeden, İyi proje uygulamalarını görmeden doğru bir belediyecilik yapılmaz. Bu konuda bunun böyle yapılması gerektiğini inanıyorum. Belediye bütçemiz belli. Bu belediye bütçesiyle biz sadece maaşlar öderiz. Rutin belediyecilik hizmetini yaparız. Nedir bu? Temizliğini yaparız. Evet. Park bahçelere bakarız. Klasik birkaç tane de proje yaparız. Bunun dışında fazla bir şey yapma şansın olmaz. Biz örnek olsun diye söylüyorum. Karşımızda görünen jandarma binasının yeri. Daha önce bir protokol imzalanmıştı. Orayı devralalım, belediye devralsın, belediye bir şeyler versin falan. Ben Süleyman Soylu Bakanımızla görüştük. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanımızla da görüştük. Onlar mutabık kaldı. Jandarma lojmanları merkezden yıkıldı. Ve TOKİ yapıyor. Evet. Sivas'ın 50 tane jandarma lojmanı olacak. Sosyal tesis olacak. Bu bir kazanım. Burada 24 taneydi. İki çok eskiydi. Oldu, İki evet. Katın. İki şehrin en güzel yerindeki alan yıkıldı ve şehir meydanına katılmak üzere belediyemize verildi. Projesini yaptık. İnşallah 2021'de Ordu Evi ve Jandarma Bölgesi'nin de Tarihi Kent Meydanı'na katılacak projeyi cephe düzenlemesiyle birlikte yapmış olacağız. Tarihi Jandarma Binası. Sayın Valimizle görüştük. Sayın Valimizle birlikte Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya gittik. Sayın Bakanım bizim belediye hizmet binamız, güzel bir tarihi valilik binamız var. Yanında belediye binası. Çok Sivas'a bu noktada yakışmıyoruz. Belediye hizmet binası yapacağız ama şehrin merkezinde belediyenin temsil misafirlerini ağırlama noktasında
böyle bir yer ihtiyacı var. Sağ olsun dedi, tamam restorasyonu yaptıktan sonra belediyeye tahsis edelim dedi. Hiçbir para vermedik burada da. Güzel. Yine kârdayız yani. Spor, Gençlik ve Spor Bakanımız da buraya geldi kendisi. Biliyorsunuz bir kısım açılışları yaptık. Belli projelerimizi sunduk. Benim seçim döneminde gençlik, spor ve kültürel manada yapacağımız projelerle ilgili projelerimiz hazır. Gençlik merkezleri var, spor kompleksleri var. Spor komplekslerimizin içerisinde bay yüzme havuz, bayan yüzme havuz, çocuk oyun alanı, dışarıda tenis kortu, futbol sahası, voleybol, basketbol, yürüyüş yolları, kaykay alanları gibi şehrin 2-3 bölgesine, yine kültür, ortak kullanım alanları ortak kullanımına, kültür merkezlerinin, kütüphanelerin oluştuğu yine şehrin 3-4 bölgesine yapacağımız projeler var. Amatör spor evi, amatör sporcularımızın dört gözle beklediği, Muhsin Yazıcıoğlu spor kompleksine, şu an belediye spor kulübümüzün kullandığı alana da yine bir yüzme havuzu, kapalı spor salonunu yapacak projelerimiz var. Biz bunları yapıp tamamladığımız an, bunu başarırsak Sivas'ın 50 yıllık merkezin spor altyapısı tamamlanmış olur. Evet. Bu yaklaşık 70-80 milyonluk bir bütçe. Veya daha fazla da tutar. Yani 100 milyon diyelim. 100 milyon. Ya biz bunun büyük bir kısmını Gençlik Spor Bakanlığı'yla yapmış olduğumuz protokol kapsamında Gençlik Spor Bakanımız yapıp bize verecek. Bunun Sivas'a, yani Ankara'ya bunun için gidiyoruz. Bu tip destekler alıyoruz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda cephe düzenlemesini yaptık. Çok da güzel, olumlu tepkiler aldık. Sayın Bakanımız bunu Konya'ya, diğer şehirlere de örnek olarak gösterdi. 7 milyon TL'lik bir kaynak ve tamamına yakını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibesiyle geldi. Desteğiyle oldu, evet. Böyle onlarca projelerimize bakanlıktan destek alıyoruz. Taşan, tarihi Taşan. Evet. Paşa Camii'nin karşısındaki eski vakıflar işhanının yanındaki alan, etrafının kamulaştırılması. Oranın kamulaştırılıp şehre yeni bir meydan kazandırılması noktasında bir projemiz vardı. Çevre Şehircilik Bakanımızla başladık. Dedik ki ya Sayın Bakan, burası 20 milyon, 30 milyon bir kamulaştırma tutuyor. Bizim de bütçemiz yok. Kendisi de geldi gördü. Kendi seçim döneminde benim projelerimi açıkladığım toplantıya geldiğinde de anlatmıştım. Hilmi başla buraya dedi. Başkanım başla dedi. Biz destek oluruz dedi. Sağ olsun gönderdi bir 5 milyon lira. Güzel. Oradaki hukuki süreç devam ediyor. Bu 5 milyonla İlişkiler çok iyi o zaman. Orada yani. 5 milyonla bitmez ama bir şekilde devamı başlamak lazım. Devam etmek lazım. Güdük Minare. Evet. Dikili Taş'ta bulunan Güdük Minare. Sivas'ın Galata Kulesi. Çok çok önemli bir yer. Ama etrafı yakışmıyor. Evet. Gezdik, gördük. Sayın geçen 4 Eylül'de Cumhurbaşkanımız geldiğinde söyledik. Kültür ve Turizm Bakanımıza talimat verdi. 10 milyon lira istedik. Aktarın 10 milyon lira. Ora şehre kazandırılsın dedi. İlk etapta aklıma gelen projeler bunlar. Şey yapıyoruz. Sanayi Erzincan yoluna, hastane kavşağına üst geçit. Karayolları yapacak. Benim bütçem oraya yetmez. Yani yeter, tamam. Yaparız istiyoruz ama onu başka yerde harcamak lazım. Sayın vekillerimize gittik. Ben sayın vekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Hay hay dedi. İnşallah bugün yarın ihalesi yapılacak. Hastane bölgesinde. Ankara'ya bunun için gidiyoruz. Evet. Gitmeye de devam edeceğiz. Güzel. Sivas'a kaynak aktaracağız. Bunu açıklayalım. Ankara Sivas'tan daha zengin. Evet. Hükümetin bütçesi bizden çok çok daha büyük. Biz oradaki kaynağı aktaracağız ve Sivas'a getireceğiz. İnşallah. Işte. Peki efendim, kendinize vakit ayırıyor musunuz? Süremiz de yavaş yavaş artılıyor. Yani büyük bir ekibiniz var biz belediyede. Biz yıllardır siyasetin içerisindeyiz. Evet. Yani ben aileme teşekkür ediyorum. Hanıma teşekkür ediyorum. Yani giriş saatimiz, çıkış saatimiz çok belli olmuyor ama sonuçta ben şuna inanıyorum. Bizim devlete ve millete hizmet etme borcumuz var. Rabbim bizi bu yolda bu hizmet etmeye göndermiş. Kimisi büyük yatırımlar yapar, istihdam sağlar, kimisi farklı alanda hizmet eder. Bizim de görevimiz milletimize hizmet etme noktasında böyle görevler üstlenmekmiş. Milletvekilliği yaptık. Milletvekilliğinden sonra çok çok onurlu bir göreve Sayın Cumhurbaşkanımız bize atadı, Adalet Bakan Yardımcılığına. Evet. Orada fiziken çok daha rahattı, farklı bir alandı ama sonuçta bizim doğduğumuz ve bizi biz yapan memleketimize hizmet etme gibi onurlu bir göreve tevdi etti. Milletimiz de teveccüh etti, seçildi. Bize düşen ağlamadan, mazerete sığınmadan, bahane üretmeden, ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı demeden bu millete hizmet etmek. Çünkü bizim bu millete hizmet etmek zorunluluğumuz var, görevimiz var. Bu asil millet 100 yıl önce, Cumhuriyet'in 97. yılındayız. Bu asil millet 100 yıl önce o yokluktan, o bir resim var hatırlarsanız, biz Cumhuriyet'i böyle kurduk diyor. Diye, ayaklarında ayakkabı yok, üstlerinde elbise yok. Ama o günün gerçeği, öylesi bir şartlarda çocuğun üzerindeki battaniyeyi alıp merminin üzerine örterek bayrağımız,
İstiklalimiz ve istikbalimiz için çocuğunu feda edip mermiyi cepheye taşıyan annelerin çocuklarıyız. Bizim onun için böylesi bir ortamda çok ya şöyle oldu böyle çok yoğunum demeye gerek yok. Rabbim bize bu fırsatı verdiyse bize düşen de bu millet hizmeti. Çalışmak diyorsunuz. Çalışmak. Çok soru var ama Paşabahçe yolu kısa kısa hemen böyle geçelim. Ağaçlandırma, bisiklet yolu, sebze halli, toptancı sebze halli. Bisiklet yollarını ağaçlandırmaları ve yürüyüş yollarını artıracağız. Tamam. İnşallah seneye Necmettin Erbakan Bulvarı'nı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı yaptık. Bağdat Caddesi'nden üniversiteye ve Eğri Köprü Toki'ye kadar giden alana ve ondan sonraki yılda inşallah ne Alparslan Türkeş Bulvarı'nı bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve şehri çınar ağaçlarıyla yemyeşil edeceğiz. 5 yıl sonra inşallah bu diktiğimiz ağaçlar, çınar ağaçları 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra büyüdüğünce biz çınarların oluşturduğu şemsiyeler altında İnşallah. Yürüyecek bir hale getireceğiz. Şehir içinde çok hükümetimizde biz de çok ağaç dikiyoruz ama biz ağaç dikimini şehir içinde caddelerde, bulvarlarda, ana arterlerde yaparak yoğunlaştıracağız. Yapıyoruz, çok yapıyoruz. Yani Yahya Bey Caddesi'ne yaptık, Kardeşler Parkı'na yaptık ve şehir içindeki caddelere onlarca çınar diktik. Evet. Ve nitelikli çınar dikiyoruz. Çınar ecdadın ağacı. Osmanlı'nın çok kullandığı bir ağaç. Ihlamur da çok güzel bir ağaç. Ihlamur caddelere diktiğimiz zaman o alttaki kaldırımdan dolayı yanabiliyor. Şehrin farklı bölgelerinde de meyve bahçeleri oluşturacağız. Ihlamur bahçeleri oluşturacağız. Yemyeşil bir Sivas oluşturacağız. Sporu seven ve tüm halkın spor yaptığı, yürüdüğü, bisiklete bindiği, parklarda oynadığı, oluşturacağımız spor komplekslerinde hoşça vakit geçirdiği alanları oluşturarak bu şehri herkesin ya iyi ki ben bu şehirde yaşadım, iyi ki bu şehirde yaşıyorum diyeceği bir alan oluşturacağız. İnşallah. Sebzeali şu anki Sebzeali'nin ihalesini yaptık. Mart ayı gibi başlayacak merakende sebzeali. Orada sundurma kısımları var mesela. Tamamını yapacağız. Yani oralarda dükkanlar ön tarafa çekilecek yoksa yeni bir proje. Yeni bir proje olarak orayı Anıtlar Kurulu'nda izin aldık. Arka tarafında kamulaştırarak yapmış olacağız. 4 Eylül Sanayi Sitesi. 4 Eylül Sanayi Sitesi ile ilgili peyzaj ve 4 Eylül Sanayi Sitesi ile ilgili esnafımızla görüştük. 2021 yılı içerisinde atık suyu, kanalizasyon, altyapı sorunlarını tamamen çözeceğiz. Ve eğer asfaltta çökme falan o bir yıl beklemesi gerekiyor. Bir yıl bekledikten sonra da 2022 yılında da 4 Eylül Sanayi Sitesi'nin tamamının peyzajını, aydınlatmasını, girişini, çıkışını tertemiz yapıp çıkacağız. 10 numara olacak yani. Çünkü sanayi anlamında çok dağılık değil mi? Yapacağız orayı inşallah. Son bir soru daha soralım. Sonra noktalayalım. Sizin de çünkü maça gideceksiniz. Bu akşam Sivasspor UEFA Ligi güzel bir karşılaşma olacak. Temennimiz Sivasspor gol atar diyoruz. Belediye yetki alanları belli ama okul bahçeleri, cami alanları birçok yerde de belediye görüyoruz. Asfaltlama yapıyorsunuz. Alanları düzenliyorsunuz. Bizim belediyecilik anlayışında hani burası benim alanım. Ya çözüm bulacağız. Ya çözeceğiz ya çözdüreceğiz ya biz çözüm olacağız. Ya da çözeceksiniz. Evet. Yani ya çare bulacağız ya çare kendimiz olacağız. Biz bu anlayışla bakıyoruz. Eğitim sadece bir kuruma bırakılacak bir alan değil. Bir mahalledeki camide, okulda bizim hizmet alanımızda olan bir alan. Biz 350 bin hemşerimize hizmet ediyoruz. Evet. 350 bin hemşerimizin okuduğu okulda, ibadet ettiği yerde bizim hizmet alanımızdır. Biz her yerdeyiz. Her yerde olmaya da devam edeceğiz. Sağlık alanında ihtiyacı varsa ya Ankara'ya gideceğiz. O sorunu çözeceğiz. Öyle çözemiyorsak biz çözüm bulacağız. Okulumuzun sorunu varsa biz çözeceğiz. İbadethanelerimizin sorunu varsa biz çözeceğiz. Aklınıza Sivas'la ilgili hangi alanda bir sorun varsa Sivas Belediyesi'nden bana ne sözünü duymayacak. Efendim izleyicimiz özelden yazmış. Numaramı bulmuş nereden bilmiyorum ama belki de beni tanıyan birisi. Tuzlugöl'le diyor. Hiç soru sormadın Hakan Bey diyor. Tuzlugöl Mahallesi. Ya, Tuzlugöl Mahallemizde şu anda bir yol çalışmamız var. Plevne Caddesi'ndeki yolu da asfaltını, kaldırımını, aydınlatmasını ve ağaçlandırmasını yapıyoruz. Ve önümüzdeki yıl Tuzlugöl Mahallemize güzel bir spor kompleksi yapacağız. Hastane ihtiyaç ve yazılmış. Yumurta Tepe Parkı'nın da ihalesini yaptık. Hastane oraya düşünülüyor. Yok şu an kısa vadede yok. Kısa vadede yok. Efendim çok teşekkür ederim. Böyle hızlı seri bir şekilde bir program gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünde biz izleyenlerimiz efendim bir kez daha Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünden içten dileklerimize kutluyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sivas Spor'un Avrupa UEFA Lig Şampiyonlar Ligi UEFA Ligi'nde bugün karşılaşacağı Tel Aviv maçında
Türkiye'yi temsil ediyor. Sadece Sivas'ın temsil etmiyor. Hı hı. Başarılar diliyoruz. İnşallah galip gelen biz oluruz. İyi akşamlar. Birazdan da maça geçeceksiniz. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yeniden başka bir programda görüşmek üzere. Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'i efendim belediye hizmet binasında burada bizleri konuk ederek, biz onları, hem onlar bir konuk etti, biz de konuk olmuş olduk. Karşılıklı güzel bir program gerçekleştirdik. Yeniden başka bir konuğumuzla birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.